Aziz milletimiz, değerli Uşak ve hemşerileri, değerli basın mensupları, son haftalarda yaşadığımız her gün daha vahim bir hal alan gelişmeler karşısında Gelecek Partisi kadroları olarak bugün aziz ülkemizin her bir köşesinde Genel Başkanımız haftalık konuşmasında da yaptığı çağrıya uyarak eş zamanlı temiz siyaset hareketimizi başlatıyoruz. Hatırlanacağı gibi 15 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız temiz siyaset belgemizde bugün ülkede gittikçe derinleşen bir otoriter yolsuzluk düzeninin sistematik bir nitelik kazandığını ifade etmiş ve iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partileri ve sivil toplumu bu yozlaşmaya karşı harekete geçirmeye çağırmıştık. Son yaşanan gelişmelerle ortaya atılan iddialar bu otoriter yolsuzluk düzeninin, mafyatik ilişkilerin desteklenen ve derinleşen çevresini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Siyasi ahlak ve şeffaflık yasası temelinde temiz siyaset reformunu gerçekleştirmek için harekete geçen seçilmiş son başbakanımıza karşı gerçekleştirilen parti içi kumpasın ve darbenin arka planı ve aktörlerinin kim oldukları bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Düşük profilli devlet makamları ile ehliyet ve liyakatın yok edildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ürünü olan mekanizmalar bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır. Bizlerin hukuk devleti ve sosyal adalet yolunda gösterdiğimiz can siperhane çabalara rağmen bugün gelinen nokta 28 Şubat ve 27 Nisan vesayetçilerine ve 15 Temmuz cuntacılarına teslim olmayan Türkiye'nin kaderinin 1990'ların karanlık aktörlerine, mafyatik ilişkilerine, insanların malına mülküne çöken bürokratik oligarşi unsurlarına teslim edilmiş olmasıdır. Bu sürecin en hazin yönü bu vahim iddialar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessizliğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar çağrıda bulunuyoruz. Eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun. Eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız tarafından ilan ettiğimiz bu adımları bir kez daha hatırlatıyoruz. 1. Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'den hem araştırma komisyonu hem de soruşturma komisyonu oluşturulmalıdır. 2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ton kokain sevkiyatı, cinayet ve intihar vakaları başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır. 3. Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şahidi olmamış yetkililerden oluşacak bağımsız bir inceleme heyeti oluşturulmalıdır. 4. İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir. 5. Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidirler. 6. Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır. 7. Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyaset illegal yapı ilişkilerinin, siyaset paralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için siyasi ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar sahiplerinin son vahim iddialar karşısındaki suskunluğu, bu adımları atma cesaretine ve sorumluluk anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.
Devlet ve devlet adamları bu kirli, karanlık, gayrimeşru ilişkilerden hesap sormak yerine adeta onun bir parçası gibi hareket ettikçe Türkiye'nin hukuk devleti olma iddiasına hiç kimsenin inancı kalmayacaktır. Aziz milletimiz, bu gelişmeler karşısında asla karamsarlığa kapılmayınız. Bizler Gelecek Partisi kadroları olarak bugün saf kalmanın ve temizliğin sembolü olan beyaz gömleklerimizle huzurunuzdayız. Ülkemizin her bir yanındaki il başkanlarımızdan tek bir sesle haykırıyor ve söz veriyoruz. Yasaklara karşı özgürlüğü, hukuksuzluğa karşı adaleti, karanlık ilişkilere karşı şeffaflığı, yolsuzluklara karşı temiz siyaseti, ötekileştirilmeye karşı insan onurunu, dışlanmaya karşı eşit vatandaşlık hakkını, kayırımcılığa ve torpile karşı liyakatı, rant düzenine karşı kamu gücünü ve malını emanet bilen bir siyasi ve toplumsal ahlakı. Özetle, otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlaka dayalı, demokratik hukuk devletini egemen kılmak üzere gece gündüz çalışacak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizde temiz siyaseti savunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, özgür medyaya ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza temiz siyaset kampanyamıza destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Kritik süreçlerde tarihe ağırlığını koyan değerli halkımızın feraset ve vicdanına güvenerek diyoruz ki, bir tuğla da sen çek. Otoriter yolsuzluk düzeninden çekilen temiz siyasete dayalı demokratik hukuk düzenine konulacak her tuğla ile temiz siyaset gelecek, temiz yönetim gelecek, temiz eller gelecek, devlet çetelerden ve paralel yapılardan temizlenecek diyoruz ve bütün halkımıza iyi günler diliyoruz.